boy ve kilo önemli. Ama bence fiziksel özelliğin yanında kendini zorlamayı seven, zoru seven sporcular gerekiyor kürek çekmek için. Hani bu zor şartlarda hava, rüzgar, sıcak, artı psikolojik savaş vermesi gerekiyor. Bunları konuşma şansımız olacak tabii ki. Uzun uzun değerlendireceğiz. Çünkü aralarda boşluklar oluyor iki yarışın başlangıcıyla bitişi arasında. Şimdi bir başka yarış başlamak üzere. Yıldız Bayanlar'da 4 çifte yarışı yapılacak. 1 numarada Sırbistan, 2 numarada Romanya, 3 numarada Yunanistan, 4 numarada Bosna Hersek yarışacak. 5 numarada ülkemiz sporcuları var. Azra Alkan, Miray Kasap, Petek Hepsa ve Sude Doğaner dörtlüsü mücadele edecek. Evet, burada dünkü yarışlarda Petek tek çifte yarışında, Yıldız Bayanlar tek çifte yarışında ikinci oldu. Sude ve Miray'ı bronz madalya aldı Yıldız Bayanlar iki çifte yarışında. Bugün de dört çifte de izleyeceğiz. Yine kendi dünkü yarıştıkları rakiplerle yarışacaklar. Tabii bu 4 çifte olacak. 4 çifte de çifte kısmında herkes de ikişer kürek olacak ve 4 kişi kürek çekecek. Şu an start noktasındalar. Evet, takımlar hazırlanıyorlar. Bu sefer Türkiye bu baktığınız açıdan en uzaktaki takım. Değerli seyirciler, 5 numaralı kulvarda yarışıyor. 1 numarada Sırbistan olacak. Hayır, bu baktığımız açı Türkiye'yi en başa alan açı. Düzelteyim hemen, kamera ters açıdan görüntü vermeye başlamış. Bizim bulunduğumuz yakada değil, karşı yakada şu anda bu kamera, gidecekleri yönden net bir şekilde anlayabiliriz. En yakın tarafta sporcularımızı izleyeceksiniz ama tabii ki yarış içerisinde reji değişik yakalardan görüntüler verdiği için zaman zaman da en ötedeki takımda bizim takımımız olabilir. Türkiye'de Azra Alkan, Miray Kasap, Petek Hepsa ve Sude Doğaner ülkemizi temsil ediyorlar. Tabii bu teknelerin boyu muhakkak değişiyordur. Evet, tekne sınıfına sporcu göre, sayısına göre de. Sporcu sayısına, teknenin durumuna göre değişiyor. Hafif kilo oluyor, ağır kilo oluyor. Sizin kilonuzla da özel yapım tekneler oluyor. Standart değil mi? Mesela bu 5 takımın teknesi belli bir kriterler içerisinde belirlenmiyor mu? Belli bir ağırlık ve belli bir uzunlukta olmak zorunda. Herkese eşit şans verilmesi için. Peki yarım kilo eksik, bir kilo fazla vesaire, o tip şeyler fazla kontrol ediliyor mu? Evet, yarış sonrası bu arada çıkış verildi ve yarış başladı. Bu bilgiyi almaya devam edelim. Yarış sonrasında kurayla çekiliyor. O tek ülkenin teknesi alınıyor ve tartılıyor. Hafif olamaz ama ağır olabilir. Ağır zaten dezavantaj olduğu için kimse bunu istemez. Ama hafif olamaz. Belli bir kilo. Mesela örnek veriyorum. 4 çiftenin ağırlığı 54 kilo olmak zorunda. 53.9 olduğunda yarış harcı bırakılırsınız. Diskalifiye olursunuz. Ama 54.1 olabilir. Peki kurayla dedin, bir tekne mi tartılıyor? Bir ya da iki, o hakemlerin görüşüne kalmış. Yarışın durumuna göre dünya şampiyonları kura çekilir. Belki hepsini çağırabilir ya da hiçbirini de çağırmayabilirler. Evet değerli seyirciler, bu arada mücadele de başladı. Bir kez daha hatırlatalım. 2000 metrelik bir mücadele, 2000 metrelik bir yarış. Balkan Kürek Şampiyonası'nda ikinci yarıştayız. İlk yarışta Yunanistan birinci, Türkiye ikinci, Romanya üçüncü oldu. Yıldız Erkekler dört tekte. Şimdi Yıldız Bayanlar dört çifte de mücadele devam ediyor. Tam karşıdaki kameradan ve bir aylı uzaktan görüyoruz. 5 numaralı kulvarda ekranın en sağında sporcularımız kürek çekmeye devam ediyor. Bu açıdan da onları açıkçası çok net göremiyoruz şu anda. Balkan Kürek Şampiyonası'nın ikinci günü TRT Spor ekranlarında pazar sabahında güzel bir günde sizlerle birlikteyiz. Birazdan yarışın gidişi hakkında daha net bir görüş elde edebileceğiz kameraların uygun açısına geldiği zaman. Ülkemizde kürek sporunun iki lokomotifi Galatasaray ve Fenerbahçe.
Onun dışında hangi takımların katkısı oluyor? Genç ve yıldız yarışlarında hemen hemen her takımın bir ekibi, iki ekibi yarışlarda oluyor. Genç ve yıldızlarda yaşça küçük olduğu için hemen hemen herkes denk oluyor. Ama büyükler kategorisinde genelde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışlarını izliyoruz. Bir Ankaralı olarak ben tabii Ankara'da ODTÜ'nün Eymir Gölü'nde güzel tesisleri de vardır. Orada kürek kulübü de var, kürek takımı da var. ODTÜ ne durumda? Üniversiteler yarışlarında ODTÜ ön safhalarda yer alıyor. Ayrıyeten Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, Üniversiteler Türkiye olduğu zaman da üniversitelerin katkısını görüyoruz. Son zamanlarda özellikle son birkaç senede üniversiteler yarışı çok kalabalık, çok coşkulu geçmeye başladı. Tabii bunun önderlerinden ODTÜ çok fayda sağladı. Tabii ülkemizde üniversite sayısının artmasının da bunda büyük oranda etkisi kesinlikle, vardır. Kesinlikle. Her ilimizde üniversite var neredeyse ve uygun yerler de var. Mesela aklıma gelen yerlerden bir tanesi Van. Van Gölü'nde acaba bu tip tesisler var mı? Yapılıyor mu? Düşünülür mü? Yeni yeni başlandı, oluşum yapılıyor. Van'da birkaç şehirde daha başlandı. İleriki zamanlarda bunu göreceğiz yarışlarda katkısını. Mesela Keban Barajı'nda yanlış hatırlamıyorsam su sporları şenlikleri olurdu. Aslında çok uygun yerler özellikle doğu illerimizde vesaire oralarda var. Neler söyleyeceksin? Tabii hepsinin, ülkemizin tüm şehirlerinin birer tane bile kulüp çıksa çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten federasyon başkanımız bunun için gerekli çalışmaları başlattı. Son birkaç senede bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Zamanla bunun katkısını, faydasını göreceğiz. Bazı sporlarda zengin sporu damgası vardır mesela. Kürekte var mı böyle bir şey? Yani ekipmanları pahalı mıdır? Aslında çok fazla bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yani 2000 metre dediğiniz alt üstü 2 kilometre, şöyle 3,5-4 kilometrelik derinliği yeterli sularda yapılabilecek bir spor gibi, ama tabii ki bu tekneler, kürekler, ekipmanlar, belki özel ayakkabılar vesaire gerekiyordur. Ne diyeceksin? Parkur ülkemize olmadığı için, hani sadece yarış zamanı olduğu için parkurla ilgili sıkıntımız var tabii ki. Bu Haliç için mesela burada yapılacak yarış için özel hazırlandı bu parkur. Fakat tekne dışında teknenin taşınması, sporcuların ulaşımı gibi masraflar çok olduğu için tabii bizim yaptığımız sporda biraz masraflı oluyor. Şimdi tam yukarıdan bir görüntü ekranlarınıza yansıtılıyor değerli seyirciler. Beş numaralı kulvarda sporcularımızı gözlerim arıyor. Bu açıdan kulvarları aslında tam ayırt etmek mümkün değil. Tabii 2 kilometrelik bir mücadele olduğu için hani bizim önümüze gelene kadar takımları ayırt etmemiz zor görünüyor. Şu an Yunanistan önde gidiyor. Romanya ikinci. Sırbistan'ı bir takım çok geride kalmış vaziyette görebildiğim kadarıyla 4 numaralı kulvardaki Bosna Hersek. Türkiye'nin bir hatanı görüyoruz şu an. Şimdi Türkiye... bizim takımımız 3. sırada değerli seyirciler. Oradan ileriye doğru çıkmaya başladılar. Acaba ilk 2'ye girebilecekler mi? Evet, Sude şu an bir atak yaptı ve atağını devam ettiriyor. Romanya'yı yakalama çabası içinde. Romanya çok az önde, yarım tekne önde. Bitişe fakat... doğru yaklaşıyoruz. Şu anda atağı da devam ediyor takımımızın. Romanya'nın liderliği var. Türkiye 5 numaralı kulvarda yarışıyor. Sude'nin atağına bir cevap geldiğini görüyorum. Türkiye'nin öncelikli hedefi şu anda ikinciliği korumak olmaya başladı. İlk sırada Romanya yarışı bitirecek öyle görünüyor. Yunanistan bu arada ekranlara yansıyor. Değerli seyirciler, evet, Yunanistan son metreler. Birinciliğini garantilemiş gibi. Evet, Türkiye Yunanistan ikinci gibi duruyor. İlk sırada yarışı bitiriyor. Türkiye ile Romanya'nın bir çekişmesi söz konusu. İkinci sırada bitiş çizgisini geçiyor sporcularımız. 6 dakika 50 saniye sürdü yarışın bu süresi.
Şoförler 2017 Balkan Kürek Şampiyonası'nın ikinci günündeyiz ve bugünün ikinci yarışı olan turnuvamızda şampiyonumuzda 13. yarışı olan Yıldız Kızlar 4 çift yarışıyla gözlemlediğimiz kadarıyla yarışın üçüncüsü Romanya, ikincisi Türkiye ve birincisi de Yunanistan olduğu gibi gözüküyor. Tabii ki resmi sonuçlar açıklanmadı. Evet değerli seyirciler, Yunanistan birinci sırada bitirdi. Bir gümüş madalyamız daha oluyor. Romanya üçüncü sırada geldi. Neler söyleyeceksin? Son bölüme kadar üçüncü geliyorduk. Son bölümde Suudi'nin atağı ve Romanya'nın karşılık veremediğini izledik. Yunanistan 1-1,5 tekne öndeydi. Biraz rahat geliyordu. İkincilik, üçüncülük mücadelesi oldu biraz. Kızlarımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel mücadele verdiler. Bu arada Bosna Hersek hala kürek çekiyor. O görüntüler ekranlarınıza yansımıyor şu anda ama yarışı bitirme çabasında Bosna Hersek takımı. Evet, Yunanistan güne iyi başladı kendisi adına. 2 altın madalyayla 4 tek yıldız erkeklerde ve 4 çifte yıldız bayanlarda altın madalyanın sahibi oldu. Her iki yarışta da Türkiye ikinci, Romanya üçüncü oldu. Sıralamalar değişmedi. Bu arada yeni yeni Bosna Hersek'te bitiş çizgisini geçmek üzere sona doğru geliyor. Emin bir şekilde en sona doğru. Acaba bir bölgede ritim mi kaybettiler yoksa kapasite mi gerçekten, bu ne dersin? Biraz tecrübesizler. Yeni yeni uluslararası yarışlarda boy göstermeye başladılar. Zamanla daha iyi olacağına inanıyorum fakat yani yapabilecekleri bu kadardı. Çünkü Yunanistan, Türkiye ve Romanya'nın kızlarının daha önce bu tarz yarışlarda bulunduğunu, örnek aldığı insanların olduğunu biliyoruz. Bosna Hersek'in zamanla düzeleceğine inanıyorum. Sevgili spor severler, günün ilk ödül seremonisi. Sporcularımız şu anda tam da bizim bulunduğumuz yerin önünden geçerken gününde ilk ödül töreni gerçekleştiriliyor. Takımlar kürsüdeki yerini alıyor değerli seyirciler. Yunanistan 6 dakika 22 saniye 46 ile birinci olurken Türkiye 6 dakika 25 saniye 01 ile ikinci, Romanya 6 dakika 28 saniye 11 ile üçüncü sırada yer aldı. Altın, gümüş, bronz madalyanın sahibi oldular sırasıyla. Hemen tabii burada şunu sormak lazım. 6 dakika 22 saniye 46 Yunanistan'ın birinci olduğu yarıştaki zamanı. Bu zaman neye göre ölçülüyor? Teknenin burnuna göre mi yoksa teknenin kıçı çizgiyi geçtiği anda mı? Buruna göre. Burun. Başında bir top bulunuyor. O topun geçtiği anda dereceler belirleniyor. Peki şöyle bir şey, tabii çok fantazi bir şey ama biz spor spikerleri severiz. Buna ben zihni sinir sorular diyorum. Olmaz da hani suda geçti, teknenin yarısı kaldı. Geçtikten sonra problem yok. Burun yani, burun sadece geçti. Top. Yani, evet. Top geçtiği anda iş top bitti. Top geçtiği anda iş bitti. Zaten hani çocuklar öyle bir durumda oluyor ki topun geçtiğini hissettiği anda bırakıyorlar her şeyi. Topu geçmek yeterli o yüzden. Peki Türkiye görüntüye geliyor. Batuhan Temel Uzun, Oğuz Okansu, İlyas Çağatay Ürden ve Oğuzhan Acar. Değerli seyirciler, takımlarını biliyor musun? Hangi takımlarda senin öğrencilerin var mı onların arasında? Karma bir ekip olduğunu biliyorum. Takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe sanırım sporcuların olduğu bölümler. Zaten bu iki güzide kulübümüz ciddi anlamda çekişme içinde değil mi? Evet. Sakarya'da olabilir. Bir sporcu Sakarya'da olabilir.
İşte madalya töreninden görüntüler ekranlara gelmeye devam ediyor. Tabii ki Sapanca Gölü de aslında kürek için son derece uygun bir ortam herhalde. Biraz önce oranın da adını andın. Oradan da iyi sporcular çıkması ihtimali var. Ayrıca bu antrenmanları illa suda mı yapılmak zorundadır? Mesela spor salonlarında bile görüyoruz kürek ergometresi. Ergometresi mi denir ona? Evet, konsept kürek ergometresi. Türkçesi kürek ergometresi olarak geçiyor. Normalde ana antrenmanı suda yapıyoruz.